Ayetlerden sonra arkadaşlar şimdi de isimlerin cemi hali. Cemi yani çoğul halini yapacağız. Az önce gördüklerimiz malum tesniyeydi. Ayetlerin örnekleri. Yeni konumuz isimlerin cemi yani çoğul hali. Evet, şöyle bir ilk önce gruplama yapıyoruz. İsimlerin cemi yani çoğul hali 3 türlü. 3 çeşit. Birincisi cemi, müzekker, salim. Müzekker neydi? Erkek. Erkek. Cemi, çoğul. Salim, kusursuz. Yani akıllı olmaya. Yani cemi, müzekker, salimden kastı illet harfi falan söz konusu değil. Birazdan kendi bölümünde açıklayalım. Cemi, müennes, salim. Yani düzenli, düzenli çoğul manasında. Bu da müenneslerin çoğulu. Üçüncüsü de cemi, mükesser, düzensiz çoğullar için. Yani bu ikisi kurallı ama bir grupta var. Keser hani kırdı demekti. Mükesser kırılmış yani kırık manasında. Bu da düzensiz çoğullar için. Şimdi teker teker bunları görelim. Cemi, müzekker, salimle başlıyoruz. Az önce tesniyeler bölümünde hani bir ötre hali demiştik. Ondan sonra da üstünde esre hali. Aynı şey bunlar için de geçerli. Yani iki bölümde erkek çoğulları düzenli, erkek çoğulları iki bölümde göreceğiz. Bir ötre hali, bir de üstün ve esre hali. İlk önce ötre ile başlıyoruz. Yani müzekker bir isim fail olursa. Ötre olur. Müpteda olursa ötre olur, haber olursa ötre olur. Şu ana kadar öğrendiğimiz konular içerisinde. Ne yapıyoruz? Tekil ismin sonuna dikkat. Une takısı ekliyoruz. Une. Mesela Müslüm'ün Müslüman. Müslümune dersek Müslümanlar demiş oluruz. Mümin kelimesinin sonuna une eklersek müminune, müminler demiş oluruz. Kelimenin başında eğer harfi tarif olursa yani el müminune olursa marifedir. Eli kaldırıp da nekra. Sadece müminune dersek nekra olmuş olur. Yani tenvinli hali. Hani haberde el takısı koymuyoruz ya. Evet. Harfi tarifi olursa marife, olmazsa nekra. Bir sonraki ekran. Evet. Örneklerimize bakalım. El muallim kelimesi. Öğretmen. Une ekliyoruz. El muallimune. El takısını kaldırırsak nekra olur. Muallimune. El müminu kelimesi. El müminune. El müminune marife hali. Sadece müminune. Nekra hali. Yani tenvin konmaması. Belirli. Tenvin konamaz. Yani o tenvin konmalar tekillerde olur. Tenvin konmalar. Hani nekra yapmak için tenvin yapıyorduk sonunda. Müminun. Mesela tenvinli ama o tekiller için. Çoğul yaptığın zaman başına el takısı koymadığın takdirde o nekra hali olmuş oluyor. Bakalım cümlelerimize. Dikkat. Ca'el muallimune ilel medreseti. Öğretmenler okula geldi. Ca'el muallimune ilel medreseti. Öğretmenler okula geldi. Şimdi cae fiil. Kim geldi? Öğretmen. Dolayısıyla fail. Ötre hali vavnunla geliyor. İlel medreseti okula geldi. Evet. İla biliyorsunuz fiil, fail. Sarih meful yani açıkça üstüne alan meful almamış da harfi cerle alınca ona mefulün bir gayri sarih demiş oluyoruz. Bu cümleye bakalım. El müderrisune. Öğretmenler şeribu şayı. Çay içtiler. İrab yapalım. El müderrisune. Müpteda. Müpteda. Müpteda'yı bulduktan sonra geriye kalan haber. Haber bir. Fiil cümlesi. Fiille başlamış. Şeribe içti. Şeribe şeriba. Şeribu. Niye şeribu dedi? Çünkü öğretmenler. Onlar. Evet. Şeribu şayı. Çay içtiler. Öğretmenler çay içtiler. Haber bir, fiil cümlesi.
Haber aslında tek kelime olsaydı ötre olacaktı. Burada fiil olarak gelmiş. Ötre makamında, ötre mahallesinde, mahallinde. Yani ref, ref mahallinde. Fiil cümlesi ref mahallinde. Peki fiil cümlesi ise kendi içine cümleyi ayırt edersek. Şeribe kısmı fail. Fiil. Vav Elif bunun faili değil mi? Fiil artı fail. Şaye kısmı da mefhul. Neyi içtiler? Çayı içtiler. Yukarıda fiille başladığı için tekil oldu. Çok aşağı güzel Beyza'cığım. Ona iyi dikkat ettin. Bakın fail çoğul olsa da başa gelen fiil tekil olur. Oldu. Ama fiil eğer isimden sonra yani kendisi. İsim aslında fiil cümlesinin faili değil mi? Evet. İsim cümlesinin müptedası olmuş oluyor. Dolayısıyla el müderrisune müpteda ama fiil arkadan geldiği için, failden sonraya kaldığı için çekimli olarak geliyor. Tabii sadece fiil cümlelerinde değil. Bu çoğulları bakın isim cümlelerinin diğerlerinde mesela es-sa'imu sabirun. Sa'im oruç tutan. Sabirun sabırlı demek. Oruç tutan sabırlıdır. Peki arkadaşlar şimdi bunun çoğulunu yapalım. İkisine de vav-nun ekleyeceğiz. Müpteda da merfu yani ötreli, haber de merfu. Es-sa-birune. Sa-imune. Sabirune. Sabirune çok güzel. İlla el takılı bir kelime gelmesi gerekmiyor. Zamir de yapabiliriz. Tüm meşgulune. Onlar meşguldürler. Onlar demeyiz. Mesela en tüm meşgulüne dersek? Siz meşgulsünüz. En tüm seriune. Seriun hızlı demek. Seriune denmesi sizler hızlısınız. Niye? Çünkü müpteda ile haber arasında müzekkerlik, müenneslik, müfret, tesniye, cimilik bakımından uyum olması gerekiyor. Nahnu bizler. Mes'ulune. Mes'ul sorumlu demek. Nahnu mes'ulune. Bizler sorumluyuz. Bizler sorumlularız. Sorumluyuz. Biz tekil söylüyoruz değil mi? Evet. Ama onlar da mutlaka uyum. Her dilin kendine göre bir söyleniş tarzı var. Evet. El mühendisune kesirune. Mühendisler çoktur. Çoktur. Mühendisler. El mühendisune kısmı müpteda. Ötürü hali olduğu için çoğulun. Bakın vav'nun durumu. Kesirune derken de haber. Müptedaya çok turlar denmiyor mu? Efendim? Çok turlar. Lar eki hani çoğul. Biz onu yapıyoruz. Aslında çok turlar da diyebiliyoruz bazen. Arapça'da olsa öyle diyemeyiz. Yani el mühendisüne kesirun diyemeyiz. Ama Türkçe'ye tercüme ederken biz kendimiz istediğimiz gibi söyleyebiliriz. Evet. Çok turlar illa motomat tercüme edeceğim derseniz çok turlar diyebiliriz. Evet. Bir sonraki ekrana bakalım. Salla. Salla namaz kıldı. Sallel müslimune. Müslümanlar namaz kıldı. Vasale geldi ulaştı. Vasalel müsafirune. Misafir yolcular ulaştılar. Kim ulaştı? Yolcular. Vasalel müsafirune emsi. Dün. Dün yolcular ulaştı. Fetaha neydi? Fetaha. Açtı. İkinci bir manası fethetti. Tabii o da bir memleketi açmak yani. Fetahal müslimune. Müslümanlar açtı. Fethetti diyeceğiz artık çünkü burada yakışmıyor. Mekke'te. Neyi fethetti? Mekke'yi fethetti. Ve dehaluha. Ona girdiler. Dehalu derken bakın aslında vav vardı ama vavın yanında elif vardı çoğul alameti. Yanına zamir gelen dehalu. Zamir gelirse o elif oradan ne yapar? Kalkar. Niye burası ha oldu? Çünkü şehir ve kabile isimleri müennes. Dolayısıyla burası da Mekke'ye gidiyor aslında. Değil mi? Dehaluha ve ona girdiler. Buraya bakalım. Es-sa'imune havlel maideti. Maide sofra. Sofranın çevresinde. Kimler? Sa'imun. Oruçlular sofranın çevresindedir. Etrafındadır. El-mühendisune saferu emsi. Mühendisler dün yolculuk ettiler. El mühendisune kısmı müpteda. Saferu'dan sonrası haber bir fiil cümlesi ref mahallinde.
ötre mahallinde safer fiil, vavelif kısmı fail. Evet, emsi değil mi? Zaman zarfı. Evet, kısa bir ara veriyoruz. Tekrar görüşmek üzere değerli izleyenler. Evet, az önce cemil, müzekker, salim yani düzenli erkek çoğulların vav nunla ötre hali çoğulluğunu aldığını gördük. Demiştik ki konunun başında eğer vav nun olursa ötre hali olmuş olur çoğulun, ama şimdi B şıkkına geçiyoruz. Esmeri ve üstün olması için bu sefer de Y nun gelecek. Ama bu sefer aşağı çekecek. İğne diye çekeceğiz. Mesela Müslümune ötre hali, Müslümine üstün ve esre hali. Bir daha söyleyelim. Müslümune ötre hali, Müslümine üstün ve esre hali. Üstün ne zaman üstün oluyordu? Meful olursa üstün olması gerekiyor. Harfi cer ya da zarftan sonra gelirse esre olması gerekiyor. Bu durumda Müslümine eğer mef'ul durumunda olursa Müslümine, harfi cer'den sonra ya da zarftan sonra olursa gene Müslümine. İkisi de aynı. Evet, bakalım. El müminine mesela. Es-saim, oruçlu. Oruçluların mef'ul ya da üstün ya da esre hali. Es-saimine. Saimine. El muallimunun. El muallimine. Muallimine. Müslim olursa Büşra? Müslümine. Müslümine. Evet. Şimdi örnek cümlelerimize bakalım. Şahettü. Şahede gördü demek. Şahettül muallimine. Öğretmenleri. Öğretmenleri gördüm. Fil medreseti. Okulda. Öğretmenleri okulda gördüm. Dolayısıyla şahettü fiil artı fail. Kimi gördüm? Öğretmenleri gördüm. El muallimine kısmı. Kimi gördüm? Mef'ul. Değil mi? Evet, mef'ul. Eğer tek kelime olsaydı şahettül muallime diyecektim. Çünkü fiil artı fail burası kimi sorusunun cevabı ve mef'ul. Ama çoğulunu kullandığım zaman muallimine mef'ul olarak muallimine mansup hali çünkü. Fil medreseti okulda. Salla namaz kıldı demek. Sallaytu fil mescidi. Mescitte namaz kıldı. Me'al müslimine. Müslümanlarla birlikte. Müslümanlarla birlikte mescitte namaz kıldım. Bakın me'al müslimine. Me'a'dan sonra esre olması gerektiği için. Şekera. Şekera teşekkür etti. Şekera adilunil. Geçiş yapıyorum. Hani Kur'an okumak için, yoksa adil deriz de. Kur'an'da biliyorsunuz ni diye böyle aşağıda tenvinden sonra el takısı geldiğinde değil mi? Adilunil müderrisine. Adil öğretmenlere teşekkür etti. Şekera fiil. Kim teşekkür etti? Adil. Adil. Fail. Bakın tekil. Kime teşekkür etti? Burası meful. Meful hareketi üstündür. Cemi müzekker salimin üstün hali nasıl gelir? El müderrisine. Müderrisine ötre hali, müderrisine üstün ve esre hali. Farada farz kıldı. Faradallahu salate. Allah namazı farz kıldı. Alel müslimine. Müslümanlara farz kıldı.